Herkese selam. Yaklaşık bir aydır ATV çalışıyordu. Geziyordum, dolaşıyordum. Ama böyle durup dururken stop ediyordu. Motoru komple söktük. Yanında Serhat da var. Bir hafta sonu yine bir pazar günü. Motoru komple söktük. Gördüğünüz gibi öngörüsü aldık. Buradan gösterge paneli çıkardık. Sökmesi takması basit zaten. Çıt çıtlarla alıyorsunuz bunları. İşte bu zaten şurada mandallı. Kısaca anlatmam gerekirse. Şimdi bizim sorunumuz. Bakın şurada bir adet soketimiz var arkadaşlar. Şöyle zoom yapayım ben size. Bu soket sigorta paneline direkt bağlı. Şuradaki sigortaya. Üstüne zaten fuel pump, benzin pompası sigortası diye yazıyor. Ayrıca bu rölelere bağlı. Aynı zamanda şurada Bosch'un beyni var arkadaşlar. Bu sinyal gönderiyor. İşte 5 saniye ön bir yükleme yapsın diye. Şunu takayım ben size bir dinleteyim. Şimdi iki tane sorunumuz varmış. Ben size hemen onu göstereceğim. Taktım soketi. Bu benzin pompasına gelen elektrik attı. Bakın buradan gidiyor. Şöyle geniş açıya alıyorum. Buradan benzin pompasının üstüne elektriği veriyor arkadaşlar. Şimdi sesi duyacaksınız. Duydunuz. Bu yaklaşık 5 saniye ön yükleme yapıyor arkadaşlar. Prime fuel pump diyorlar buna. Beyin 5 saniyeliğine elektrik rölesine sigortaya elektrik gönderiyor. Diyor ki benzin pompasını 5 saniye boyunca çalıştır ve enjektöre kadar benzin pompasından giden şuradaki benzin fitnesinden geçen hattı, boru hattını, benzin borusunu basınçla doldur. Enjektörde tıkalı vaziyette beklet. Siz marşa bastığınız anda da enjektöre de elektrik gidiyor ve böylece bu basınçlı hattan benzin damlayarak püskürtülerek enjektörden ateşleme sağlanıyor. Motorumuz da çalışıyor. Şimdi bizim sorunumuz öncelikle şu sigorta yanmış. Peki sigortayı ne yaktı arkadaşlar? Rölelerimiz sağlam. Gördüğünüz gibi ben belli başlı röleleri değiştirmiştim zaten. Yolda giderken stop ediyordu. 10 dakika boyunca marşa bassanız da hiçbir şekilde çalışmıyordu. Şu direksiyonu çok garip bir şekilde sola veya sağa yaptığımızda yani gerdirdiğimizde bazen çalışabiliyordu ATV. Bakın 10 dakika boyunca marşa basıyorum çalışmıyor. Şu direksiyonu sağa veya sola tamamen çevirdiğimde kendi kendine çalışabiliyordu. Ben bu göğsü yine bir söktürmüştüm bir tamirci arkadaşımıza. Sağ olsun şu benzin pompası elektrik kablosunu şuradaki gidondan gelen kablolarla beraber bağlamış. Şuraya zoom yapıyorum. Şunun içerisinden geçirmiş. Böyle olunca da siz direksiyonu sola veya sağa yaptığınızda benzin pompasının kablosu da geriliyor. Benzin pompasının kablosu bakın burada. Bu da gerildiğinde bu soketi ve kabloyu geriyor ama bu kablo daha fazla gerileceği yer yok. Bakın gösteriyorum şöyle. Şu kablonun daha fazla gerileceği yer yok. Böyle olunca ne oluyor? İşte sorunumuz şu oluyor arkadaşlar. Kablonun bir tarafı yanmış. Bu kabloda şu anda temassızlık var. Bu dediğim gibi işte beyinden röleye, sigortaya, sigortadan gelen soket. Bu yandığı için de bu sokete düzgün, stabil elektrik veremiyor. Yolda giderken siz 50 ile 100 ile giderken bir anda motorun boğularak böyle benzin yeme işini düşünün. Stop ettiğini görüyorsunuz. Stop ettiğinde de ne oluyor? Siz ne kadar marşa basarsanız basın bu benzin pompasına zaten elektrik veremediği için çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık? Sigortamızı değiştirdik. Sorunsuz bir şekilde buradan voltmetremizle ölçümümüzü aldık. Burada 13 voltu işte şu anda zaten motor şarja bağlı. 13 volt civarı okumamızı yaptık. Yani 12 volt üzeri bu sokete elektrik geldiğini gördük. Ama stabil değil. Bazen böyle temassızlık yapıyor. Ben şimdi ne yapacağım? Bakın ben şuradan zaten şöyle zoom yapayım. Şöyle kabloların uçlarından iğnelerle okumamı yapmışım elektrik okumasını. Hani sokette mi sorun var, kablolarda da sorun var mı diye. Kablolar sağlam arkadaşlar. Şu soketi arkasından keseceğim. Mecburiyetten yolda beni bırakmasın diye. Şu soketi arkasından keseceğim. Ve bu kabloları birbirlerine düz bağlayacağım. Zaten bunun amacı, bu soketin amacı hani ileride bir tamirat esnasında benzin pompasının bu soketi bozulursa şuradan bir yerden bunu sökün atın yenisini takın diye. Şimdi biz bunu düz bağlayacağız. Zaten bizim bu soketin çünkü bu ucu sağlam. Bunda bir sıkıntı yok. Buraları da temizledik. Elimizdeymişken. Komple bir çeki düzen veriyoruz şu anda buraya. Aklınızda olsun. Son kez söylüyorum. Yolda giderken stop etti motor. Benzin pompasından bu ön yükleme sesini duymuyorsunuz. Bakın bir daha dinleteceğim ben size. Taktım röleyi. Bir marşımıza basalım. Bakın motor çalıştı. Şu anda elektriğin stabil gelmediğini düşünün arkadaşlar. Burada mesela sıkıntı olduğunu düşünün ki bizde sıkıntı var. Şu oluyor. Bakın. Yolda yaşadığınız problem.
Benzin pompasına elektrik gelmeyince ne olur? Benzin pompası çalışmaz ve motorunu stop eder. Şimdi bakın sese. Benzin pompasını duyuyorsunuz. Şimdi kısaca bir şey göstereceğim yine. Soketin bozuk olduğuna dair. Hemen göstermem lazım. Bakın. Bakın. Süper oldu bu. Bir daha yapıyoruz. Gördünüz mü? Sokette problem var. Bu sokette problem olunca düzgün sağlıklı benzin gönderemiyor. Aynı zamanda sokette problem olunca sigortanızı attırıyor. Arkadaşlar sorunuz olursa aşağıya yazın. Bir çözeriz. Aynen. Mutlaka çözeriz. Elimizden mekanik işler gelir. Bir hafta sonu daha bu şekilde tamiratla geçirdik. Güzel oldu. Çayımız kahvemiz orada. Biz yine motoru toplamaya devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ATV sorunsuz çalışıyor. Bakın şimdi kill switch'ten kapatıyorum. Ne yaptık? Güzelce buradan soketi aldık. Soketin ucuna şöyle ben şu çapta bir elektrik kablom vardı arkadaşlar. Yaklaşık 20 santim. Soketi de göstereyim. Şu soket iptal olmuştu. Videonun başında gösterdim zaten size. İçerisi kararmıştı. Bunu kestim köklerinden. Soketi iptal ettim. Düz bir şekilde buradan gelen kabloya, yani benzin pompasına giren elektrik kablosuna bir 20 santimlik ek yapıp, şurası o kadar lanet bir şey ki, yani o kadar kısa ki şu rölelerden gelen, sigortadan gelen kablo, yani şurada bir çalışacağınız 3-5 santimlik mesafe var. Eğer bu işi yapacak olursanız, elinizden gelmiyorsa mutlaka tamirciye gösterin. Çünkü şu kablo kesilirse şu düzeni komple sökmeniz lazım ki röleden gelen kabloyu bulup buradan uzatabilin. Yani uzatacağınız çok fazla mesafe yok. Bu yüzden soketin ucundan kestim ben. Bakın dümdüz bir şekilde bağladık. Şimdi şeyi göstereceğim size. Kabloyla oynuyorum. Bakın yeniden deniyoruz. Bakın arkadaşlar sorunsuz. Bir daha. Canavar. En ufak bir sıkıntı yok. Pompa istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Marşa basıyoruz. Gaz veriyoruz. Kill switch'ten kapattım. Yeniden. Sorunsuz. 10 numara. Vitesle oyna bir. Şöyle ileri geri vitesle oyna. Cap 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 cap. Heh. Bak bağlı şu an. Tamam bas şimdi. Direksiyon ne lan şu? Sen ne oldun? Çalışmadığı için. Ahmet bassana oğlum. Tamam bas, marşa bas, marşa. Kırdın lan, yeter. Al gayret. Akülük takıyor. Baba akülük bitti. Vitese tak, marşla yürüt. Neye tak bakayım? Evet, bitti. Kafasına göre çalışıp, kafasına göre çalışmaması. Önce 3 kere sağ, sonra 3 kere sola. Ahmet sen arkasına otur. Buldum lan. Arkasına otur, şiki şiki babayı söyle. Geç otur, otur. Arkaya geç. Serhat sen de öne çık. Hadi. Baba. Sükü sükü baba. Aynı aynı yapma. Aynı aynı yapma. Beni söyle Tuni. Yapma geri yapma. Yapma geri yapma. Hadi. Sallanarak. Elini yukarıya çıkıyor yap. Tutar gibi yap. Elini yukarıya koy. Böyle tutarmış gibi yap. Sükü sükü baba. Hadi hadi. Ha 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 ha!